Evet, bugünkü dersimizde hocam bize ne anlatacaksın sorusuna cevap verdiğimizde çalışacağız. Bugün size aslında bir ahşap piknik masası çizdirmeye çalışacağız. Daha önceki yıllarda bunu bir ihalede olduğunu gördük. Bir ihaleden bu şekilde masa alımına çıkmışlar. Biz de bu ihaledeki bu ülkemizde kullanılan standart ölçülerdeki bu. Kaç kişilik masa dersiniz? 6 kişilik bir masa burası. Bu 6 kişilik masayı derslerimizde öğretmeye çalışıyoruz. Biz burada görmüş olduğunuz piknik masasını daha önceki yıllarda AutoCAD'de katı modelini çizdik. Hatta tel modellemelerinde hallettik. Bugün tekrar bunu bu dersimizde sizlere göstereceğiz. Bir piknik masası, bir bank AutoCAD'de nasıl çizilir, nasıl ölçülendirilir, projesi nasıl yapılandırılır diye bütün sorulara cevap vereceğiz. Bu cevapları verirken iki tane kullandığımız araçlarımız var. Bunların birisi AutoCAD programı, ikincisi de Word programı olacak. Orada da yapmış olduğum tasarımı sizlere nasıl sunulacağını öğretmeye çalışacağız. Ama ilk başta ne yapmamız lazım? Çizecek olmuş olduğum bu tasarımını, ölçülerini önce bir anlamamız lazım. Şöyle demem lazım. Şimdi hocam biz bunu çizeceğiz. Kabul ama en detaylı görünüş neresidir? Biz hangi görünüşten çizelim sorusuna cevap vermek için şunu söylerim ben. Baktığınız zaman üstten baktığınızda sadece dümdüz bir şekilde masanın üstündeki 5'e 10 klastırı ve oturma yerindeki 5'e 10 klastırı görüyorsunuz. Ama şuradaki sol görünüş dediğimiz left yan görünüşten baktığınızda masanın neresini görüyorsunuz diye sorsam masanın hemen hemen her yerini ne yapıyorsunuz arkadaşım? Biraz daha detaylı görüyorsunuz. Bacakları, oturma yerinin altındaki destek kalası ve şu anda buradan baktığınızda dik bir kalas görünüyor ama aslında şu perspektiften baktığınızda bu kalasımız bu masanın sallanmasını engelleyen göngeleme kalası diye geçer. Bu kalas bizim için çok değerli. Niye? Oturma destek kalasının oradan bağlanır, masanın ortasına doğru devam eder ve yukarı masaya da bağlanır. Amaç da masaya oturduğumuz sırada masanın ne yapmasını, sallanmasını engellemek için bu çapraz bağ kalasını kullanırız. Bakın bunun adı çapraz bağ kalasıdır. Çapraz bağ kalasını hem inşaat teriminde de eski yapım ahşap evleri de çok kullanırız. Çünkü her bir binanın içerisindeki odanın içerisinde direklerin arasına çapraz bağ kalasları koyarız ki rüzgarda, depremde, herhangi bir afette bina sallandığında yıkılmasını engellemek için, daha doğrusu sallanmasını dahi engellemek için biz bunu kullanırız. Ama ahşap bir yapıya sahip olduğu için mutlaka esneyecektir. Sallantı bir kısım olacaktır. Rahatsız etmeyecek şekilde bunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki hocam biz o zaman burada bulunan bu ahşap piknik masamızı nerede, hangi görünüşten çizelim derseniz bence ön görünüş veya şu görünüşü ön görünüş seçebiliriz veya yan görünüş seçerek bunu çizeriz. Ama üstten gelin bunu çizmeyelim. Çünkü detayları çıkartamayabiliriz. Peki hocam neye dikkat edelim daha derseniz eğer, bence dikkat edeceğimiz bir konu da şu. Bizim bu kamelyamızın toplam yüksekliğine bakıyorsun 45 santim zeminden oturduğumuz kalasın uç noktasına kadar 45 santim yükseklik var. Zaten sandalyelerde öyle değil mi gülüm? Öyle. Biz sandalyelerimizde zaten ne yapıyoruz yaparken? Standart oturma yüksekliğini 45 santimde yapıyoruz arkadaşlar. Peki hocam bir de 35 santim daha bir şey eklemişler. E 45-35 daha koydum ne yaptı? 80 santim yapar. Demek ki insanın oturduğu yerden yukarıya 35 santimlik bir yükseklik lazım ki tabağımızı, yiyeceğimizi veya ilgileneceğimiz bir belki laptopu o yükseklikte baktığımız zaman toplam ne yapıyoruz? Rahat bir mesafe elde ediyoruz. Bakın 45 artı 35 ne yapar? 80 santim yapar. Biz ise çalışma masalarında bir tık daha aşağıda yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 74-72 santim aralığında yapıyoruz çalışma masamızın yüksekliğini arkadaşlar. Bunu da bilmiş olalım ama yemek masası gibi masaları çalışma masalarından bir tık daha yukarıda yüksekte yapıyoruz. Amaç çorba içerken tükürdetirken tabağa döküldüğünde sıçraması durumunda üstümüze ne yapmasın? Sıçramasın ve üzerimiz kirlenmesin diye bu şekilde yüksekliklere ülke standartında dikkat ediyoruz. Peki yüksekliğin ne olduğunu öğrendik. Peki bu masanın hocam genişliği nedir diye baktığımızda bu masa 150 santim genişliğindedir. Yani bir insana ortalama 50 santimlik bir genişlik lazımdır oturabilmesi için. Eğer normal şartlarda standartlarda M bedenli bir insansanız
veya S ve M bilen bir insansınız. Muhtemelen buraya 3 kişi sağ tarafa, 3 kişi sol tarafa oturur. Ama XY bedende bir insansınız. Kusura kalmayın. Buraya 2 kişi sağ tarafa, 2 kişi sol tarafa toplam 4 kişi oturur. Bunu da bilmiş olalım. Peki hocam, bu masanın ön görüşten baktığımda toplam genişliği nedir dedim ama şurası 180 santim. Oturma noktasının en ucundan en sonuna 180 santim. Hocam 30 santim neresi? Bakın şuradan baktığımda yukarı yüzlü biçim çıkarıyorum. 30 santimde oturmanın genişliği. Zaten bunlar 5'e 10. Yani dar kenarı 5, geniş kenarı 10 santim. Bu kalasları tanıyorsunuz. Daha önce derslerde anlattık. 5'e 10'ları zaten yana koyduğunda 3 tanesi 30 santim yapar. Burada da aynısı. Aynı zamanda şurada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalas var. O zaman burası neydi? 80 santim. Aşağıdan bakıp ölçüyor. Evet, burası ne yapmış? Masanın şu genişliğini 80 santim olduğunu hem buradan hem buradan iz düşümüne göre biliyoruz arkadaşlar. Peki hocam, bunları biliyoruz. Şuradaki kalas ne kalastır derseniz eğer, bakın şuradaki oturma yerinin altındaki kalaslar oturma destek kalasıdır ve masanın bacaklarını birbirine bağlar arkadaşım. Bir. İkincisi, şurada bakın masanın altında bir kalas daha var. Nedir? Masa tablasının üstüne bulunan kalasları birbirine bağlamaya sağlayan ve yine masanın bacağını birbirine bağlamaya sağlayan kalaslardır. Şuradaki destek kalası. Yalnız şu neydi arkadaşım? Bakın şurada ne vardı? Çapraz bağ kalası var. Bakın şurada aynısı var. Çapraz bağ kalası. Amaç ne? Bak şuradaki çapraz bağ kalası amaç masanın sallanmasını engellemek için çapraz bir şekilde oraya montaj edildiğini öğrendik. Genel olarak baktığımızda ölçüler bunlar. Eğer biz bunu şurada göründüğü gibi sol görünüşten tel modelini 2D draftingini çıkartırsak ne yaparız? 3D modelini, 3D draftingini ne yapabiliriz? Katı modellemesini yapabiliriz. O zaman sıra neydi? O zaman sıra ne? İş nerede? İş bunu çıkartabilmekte hocam. Peki çıkartabilir miyiz? Neden olmasın? Eğer tasarımcıysak bu iş olur. O zaman gelelim hemen AutoCAD'i açalım. AutoCAD'de peki ne yapacağız hocam dediniz bana. İlk baktım önüme. Grid ekran dediğimiz taramalı ekran geliyor. Eğer bu ızgara taramalı ekranı kapatmak istiyorsanız aşağıda bulunan Grid mode komutuna bir tık yaptığınızda tırama ekran gider. Ekranınız beyaz olur. Hocam bizim ekran beyaz olmuyor derseniz eğer Options'tan klavye OP yazıp ilgili sayfaya girdiğinizde Color kısmından değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu daha önceki derslerde anlattık. Oradan izleyip tekrar tekrar yapabilirsiniz. Peki hocam, sıra geldi çizim yapmaya. Bakıyorum ki şu an ekranım hangi yüzeyde bilmiyorum. Ama sağ köşeye baktığımda bakın burada Tab diye ekran var. Tab ekran ne oluyor? Üst görünüş oluyor. Hocam değiştirmek için neyi kullanır derseniz bakın ben buraya tıklayıp buradan değişmekten ziyade bakın sol tarafta bulunan şuradaki View Controls kısmından değişmenizi isterim. Bakın tab yazan yazının üzerine eğer mouse'un sol tıklaması bir tık yatarsanız buradan da front görünüşe bir tık yaparsanız ön görünüşe yaklaşırsınız, gelirsiniz ve çiziminizi bu AutoCAD ekranı altıgen bir ekrandır, bir kutu gibidir. Çiziminizi ne yaparsınız? O altıgen kutunun ön tarafından, üst tarafından, sol tarafından gibi gibi çizim yapabilirsiniz. Bizim için şu an ön görünüş olması, şurasının ön görünüş olduğunu kabul edelim. Şuradan devam etmek istiyoruz. Biliyorum ki ben bu masanın toplam genişliği kaç santimmiş? 180 santimmiş. O zaman ben ne yaptım? Bana bir tane bir düz çizgi lazım. Referans çizgisi. Yani bir zemine bir çizgi atacağım. İşi sağlam almak için. Line komutunu bir tık yapacağım. Şu anda bu arada ne yapıyorum? 2D drafting ekranında çizim yapıyorum. Hocam bizim ekran 2D drafting de değil. Şu araç blokları sizdeki gördüğü gibi birinizde görünmüyor derseniz eğer. Bakın ekran sağ alt tarafında neyimiz vardı? Workspace araç bloğu vardı. Eğer oraya bir tık yaparsanız zahmet olmazsa bakın orada ne var? Drafting Animation var. Yani biz şu anda Drafting Animation arayüzünde çizim yapıyoruz. Tiki olduğundan dolayı. Eğer siz muhtemelen 3D Modeling'de veya muhtemelen benden farklıysa AutoCAD klasik arayüzündesinizdir. Ben de tıklasam eğer 3D Modeling'e 3D Modeling arayüzünü görürüm arkadaşlar. Peki hocam 2D Drafting'de de yapsak olmaz mı? Drafting Animation'da yapsak olmaz mı? 3D Modeling'de yapsak olmaz mı? Tabii ki olur. Hatta 3D Modeling'de çizim yapmak şurada gördüğü açtığım üzere tekrar göstereyim. Workspace araç bloğunun üzerine bakın şurada. Bilgisayar kasılma yavrum. Hadi bakalım dersteyiz. Evet burada bulunan Workspace araç kullanım üzerine bir tıkladığınızda bakın 3D modeli tıkladığınızda 3D modelikte tasarım yaparsınız. Az önce Drafting Animation arayüzünde bulunan bazı araç bloğu zaten burada var. Oradan da zaten en çok neyi kullanıyorduk diye sorarsanız eğer oradan en çok zaten Modify araç bloğunu, Draw araç bloğunu kullanıyorduk. Gerisi olmasa dahi ekranda biz onun neyini biliyoruz, adını biliyoruz. Kadar ne yaparız? Yazarız. Enter basarız. Şak. O bize gelir. Biz onu her türlü kullanırız. Peki hocam,
Ne yapalım konusuna devam edelim. Bizim hocamız dedi ki kitaptan baktı. Bu mobilyanın ön görüşünden toplam gelişi 180 santim olduğunu gördü. Şuradaki ölçüden dolayı. Ne yapacak hocamız? Gelecek. Line komutuna bir tık yapacak ekrandan. Herhangi bir boşluğa bir tık. Sol tarafı sağ tarafı doğru mouse'umu şöyle çevireceğim. Dik açıda gelmiyor çizgim. TC etmenini açmam lazım. Neydi TC etmenimiz bizim? Orta moda komutuyla bir tık yaparım. TC etmeni açıldı. Ne diyeceğiz? Toplam 180 santim. Enter diyeceğiz. ESC basıp komuttan çıkacağız. Mouse'umu geri geri yapıyorum. Şöyle baktığımda benim çizgim biraz koordinat içine girmiş. Seçiyorum. Koordinat içinden çıkarmak için moda komutuna bir tık yapacağım. Şöyle biraz sağ tarafa biraz alalım. Şöyle bir tık tamamdır. Şimdi koordinatı kenarda kaldı. Peki hocam bu mobilyamızın genişliği kaç santim? 180. Yüksekliği kaç santim bulmuştuk az önce? 45 artı 35'ten 80 santim bulmuştuk. O zaman ben akıllıca bir mantık yaparken yine bir line yardım çizgisi alacağım. Orta noktaya bir tıkayacağım. Yukarı doğru klavyeden 80 yazacağım. Enter'a iki kere bastığımda bu çizgi çizilir ve komuttan çıkılır. Peki hocam gerisini nasıl yapacağız Allah'a sen dersen gerisini sırayla yapacağız. Şu sonra üstten başlayacağım şimdi. Biz en alttan en yukarı 80 santim bulduğumuz yer neresidir? Bakın yukarı bulunan 5'e 10 klas. 5'e 10 klasın tam üst noktasıdır. Buradan sağ tarafa 4 tane klas, buradan sol tarafa 4 tane klas var. O zaman mantıklı soru soruyorum. Ben hemen şuradan Rengstang'de kardeşi çağırsak. Draver Aşbuloğlu'nda yaşıyor kendileri. Bir tık yaptıktan sonra şu merkezi bir tık yapsam bana şuraya ne lazım? 10'la 5 bir klas lazım. Tıkladığım nokta nedir? Orijin noktasıdır. Matematik gelsin aklınıza. Orijinden sağ tarafa gittiğim nokta x noktasıdır. Artı x. Sol tarafa gidersem eksi x. Orijinden aşağı doğru gittiğim nokta nedir? Bakın şuradan aşağı doğru olan eksi y'dir. Yukarı gittiğim nokta nedir? Artı y'dir. O zaman şöyle bir kare lazımsa bana ne yapman lazım? Trigonometriden bunu çıkarman lazım. Ne demen lazım? Hocam bunun x değeri 10, y değeri ise eksi 5 olması lazım. Hala anlayamıyorsan hiç fark etmez. Sıkıntı yapma. Bakın masumun ucundaki sağ tarafta mavi renkte önünde artı değerli olan 27.06 yazan bir ölçü çubuğu var. Hemen yanında arkasında y değerini gösteren eksi 11.96'yı gösteren bir ölçü çubuğu var. Nerede? Masumun artı ucunun sağ tarafında. Ha, ne yapıyor? Sana kopya veriyor. Arkadaşım diyor sen bu şekilde bir tıkladığın noktadan koordinatı bu şekilde masumuna bir yön verdiysen o zaman x değerin bir kere artılı olacak. Ama y değeri ne olacak? Başına eksi koyman lazım diye sana kopya veriyor. Bu kopyayı anlayacaksın. Bu işi yapıştıracaksın. Ne yapacaksın? 10 tap. Eksi 5 yapacaksın. Enter'a bastın. Birinci klas geldi. Yan yana 4 tane sağ tarafta. Yan yana 4 tane sol tarafta var. O zaman ne yapacağız? Seçeceğim ben bunu Gülüm. Kopyala diyeceğim. Neresinden üstünden? Hangi taraftan? Sol köşeden. Sağ köşeye tıklayacağım. Kaç tane yaptım? ESC 4 tane. 4 tane de sağ tarafı lazım. Aynalarını seç. Mirror'a bir tık yap. Nerede yaşayan mirror? Modifier aşbulanındaki yerinde bulunur kendileri. Bir tık yapalım. Orta nokta bence masanın tam burası. Bir tık mouse'una çevir. Dik açıyla gelmesi lazım. Dik açıyla gelmiyorsa neyi aktif etmen lazım arkadaşım? Bakın gösterin mouse'unla. Ekranın sağ alt tarafında orta moduyu açık etmen lazım. Veya klavyeden F8 tuşuna basman lazım. Laptop kullananlar F8'e basarsan direkt o sana özelliği vermez. Çünkü F8 tuşunun üzerinde farklı farklı özellikler daha var. Bir de Fn tuşu olur klavyenin sol alt tarafında. Find tuşuna basılı tutacaksın. Fn tuşuna basılı tutacaksın. Klavyenin sol altında aynı anda ikisiniyle beraber F8'e bastığında bu iş oluveriyor. Siz de bunu yapıyor. Bir tık bir de enter yaptığımızda bu işin aydınlaması oldu. Dikkatli baktığımızda kitapçığımıza hemen bu klasın altında ne var? Destek klası var. Ne desteği? Masa desteği klası. Biz bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Toplam genişlik ne kadar? 80 santim. Olur bence bu iş. O zaman geliyorum şuraya. Rengstang diye bir tık. Şuradan başlıyorum. Şuraya kadar 80 santim. Bunu biliyorum ben zaten. Yalnız klasın geniş yüzeyini görüyoruz biz. Geniş yüzeyi görüyorsak bu 10 santim genişlenir. O zaman ne yapacağım? Tap 80 tap. Eksi 10 yapacağım. İşte böyle klas da lazım. Geldi bana. Niye böyle artistik yapıyor abi bu? Hiç problem değil. Kız tarafı nasıl tarafı demişti. Biz onun gönlünü almayabiliriz. Erkek tarafıyız. Hadi bakalım ne yapacağız? Tekrar 80 tap. Eksi 10 yapacağız. Bu iş oluverecek bir sonunda. Peki hocam ne yaptık? Masanın üst tablaları klasları tamam. Altın destek klası tamam. Kabul. Sırada ne var dersiniz? Bakın sırada oturma yeri var. Şu oturma yerini acaba sağ taraftan bir referans çizgisi çıkarsam 45 santimden sonra şu 3 kalası çıkartabilir miyim? Kırılını çıkarırım hocam. Ne demek lafım olur. Ne yapacağım o zaman? Line çizgisine yardımcı olarak gel kardeşim diyeceğim bir tek. Bakacağım şu kenardan yukarı doğru 45 santim yükseklik varmış. Oturma yüksekliği 45 yazıp enter 2 kere bastığımda bu iş olur. Hemen bunun burası ne var? 3 tane bunun burasında kalas var. Arkadaşlar bir dakika. Buyurun Bey. Sınav programlarında 8, 9, 10. halkalar
Elinize sağlık. Tamam. O zaman devam ediyoruz. Bize ne lazım? Oturma yerinde 3 tane klas var. Çünkü referans resiminde bu gözüküyor. 3 tane klası ne yaparım? Yukarıdan olduğu gibi seçerim, aşağıya yapıştırırım. Bunlar kolay, ne varmış Cane? Seçiyorum 3 tane klası. Hop. Bunları kopyalıyorum. Nereden? Üst köşesinden kopyalayacağız ki. Buradaki oturma yüksekliğini tam üst köşesini bulmuştuk, 45 santim. Oldu mu oldu? ESC. Hocam bunun aynısından sol tarafta da vardı. O zaman seç bunu arkadaşım. Aynen, hadi. Nereden? Modifiye'deki mirror komu sayesinde bir tık. Orta nokta masanın tam da burasıdır olduğunu biz zaten referans çizgisinden tanışıyoruz. Bir tık yapıyoruz. Mouse'u çevirdik. Geldi mi? Geldi. Geldiyse bir tık, bir de enter ister mirror komutu. Bunu unutmuyoruz. Bakın hocam, iyi de oturma klasların altında ne vardı? Oturma klaslarının destek klası vardı. Onun da geniş yüzüne görürsek 10 santim genişliği var. Uzunluğu masanın genişliği kadar, toplam 180 santim. Yapman gereken ne? Biraz hızlı konuşuyorum ama yapacak bir şey yok. O zaman rectangle komutuna bir tık yaparız. Şuradan geliriz. Masanın şurası oturma yerinden bastır. Destek klası şuraya doğru gelir. Toplam burası 180 santim biliyoruz ama bir de ne vardı? 10 santim genişlik vardı. O zaman 180 yazacağım önce. Sonra tab tuşuna bakacağım. Eksi 10 diyeceğim. Niye hocam eksi 10 dediniz derseniz, hala anlamadıysanız söyleyeyim. Orijin noktası buraya tıkladım. Mouse'umu sağ tarafa çevirdim. X değeri artılı ama orijinden aşağı doğru da devam ettiği için, burada bir geometrik şekil çıkardığım için aşağıda olan kısmın orijinden eksi kısım olur. O da eksi y kısmı da eksi 10 oldu. Referans çizgisini şuradan silsem olur mu? Oldu bile. Peki hocam, asıl zırnının zırt dediği yere geldik. Nereye geldik? Gelin bakalım. Şurada neyimiz var? Burada masamızın bacağı var. Bu masanın bacağını ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. Ben baktığımda şurası referans noktası 0'a 0, şurası denk geliyor. Ama şuradan şöyle bir gidiyor. Sanki bizim bu çizgimiz nereye değiyor arkadaşım diye sorarsan, sanki benim şu çizgim şu oturma koltuğunun hani oturma yeri var ya, tam ucuna değiyor. Ben bunu nasıl çıkarırım sorusuna diyeceğim. Şimdi farklı bir çizgi kullanacağız. Onun aslında siz tanıyorsunuz. İsmi neydi? Construction Line'dı. Nerede Construction Line? Bakalım duruyor mu, yaşıyor mu kendileri? Şuralarda var mı? Yok. Aşağıdan bakalım var mı? Construction Line. İşte onu buldu. Bakın, Construction Line çizgisine bir tık yapacağım. Ben gördüğüm kadarıyla çizgi ayağı ucu bir şuradan da başlıyor. Bu çizginin ucu şuraya doğru denk geliyor. Tam şurayı kesiyor. Bir tık da buraya yapıyorum. ESC. İyi de hocam diyeceksiniz. Bu çizginin fazla yerleri var. Ne yapacağız? Keseceğiz, atacağız. Nasıl yapacağız? TR. 2 kere enter. Şurası fazla. Kes, gönder. Şurası da fazla. Kes, gönder. Sonra şurası zaten şuradan başımız lazım. Masanın altından böyle gidip şurada sonlanması lazım diye duruyorum. ESC basıyorum. Sizce de mantıklı değil mi? Gelin bir kitaptan kontrol edelim. Bence de mantıklı ama şu biraz dikkatimi çekti. Keşke oraya değil de şu masanın alt ucuna değseymiş diye geçti benim aklımdan ya. Tam şuraya birbirini kesiyor gibi göründü tasarımdan. Hem buraya gibi kesiyor görünüyor. Bakıyorum ulan, buradan hem kesiyor hem de şuradan kesiyor. Nasıl oluyor onu ben de anlamıyorum ama hadi bakalım, bu da böyle olsun diyoruz. Yapacak bir şey yok. Yapıştır hocam diyoruz. Yapıştırıyoruz. Peki hocam, asıl soru şu. Bu şimdi 10 santim kalınlığında. Biz bunu biliyoruz ki bu nasıl duruyor? Açılı duruyor. Açılı durduğu için aynısından şuradan seçip copy desem, bakın şuradan copy deyip şu kenarına bir tık yapıyorum. Ön tarafa doğru F8 açık, klavyeden 10 yazıp enter'a basıyorum. Oldu mu? Olmadı. Bir daha yazalım. 10 yazıp enter'a bas. ESC. Peki hocam, bunu bu şekilde yaptın. İyi de, güzel de, kabul de. Şuradan şuraya 10 santim çektim. Buradan buraya 10 santim de. Bu klas aslında 10 santim mi? Bu klas aslında 10 santim. Eğer klavyeden dim yazıp enter'a basarsanız bu klasın orta noktasına bakın bir tık yapacağım. Diğer orta noktasına bir tık yapacağım. Bu klas kaç santim? Yanına yaklaşalım bakalım. Kaç santimmiş? Şuradan baktığımda 10 veriyor. Peki asıl yanlış gösterdim. Olay yanlış oldu. Çapraz açıyla duran klası ölçmek lazım da, neyse çok da zorlamayacağım, kalıversin böyle. 10 santim klası da buraya goy goy verdik. Hocam iyi de bu klas tam bir bütün değil ki, bu klasın ne yapması lazım? Şuradan bütünleşiğin olması lazım. Peki onu nasıl yapabiliriz? Bakın, her iki klası aynı anda seçeceğim. Moğaya bir tık yapacağım. Siz bir kenara bir gelin bakayım, şöyle bir kenara gel. Hani teneffüs ederiz ya, bir kenara gelsene şu an şöyle. Onu bir kenara çekelim şöyle. Kaç santim? Sayı vermemiz lazım. 100 santim kenara çekiyorum ben onu. ESC. Ondan sonra diyeceğim ki line enter, yani line komutu gelsin. Şuradan şuraya shift enter, şuradan şuraya shift enter. Ne yaptım? Bakın bunları birbirini birleştirdim. Yalnız bu çizgiler birbirine birleşik değil, ayrı. Bunlar katı model
Olmaz. Katı model olmanız için sen bu çizgileri birbirini biliştirmen lazım. Neyle yapardık o işi diye sorsam dersiniz ki Drive araç bulundu. Region abla var. O sevinleri koşturur dersiniz. Region ablaya bir tık yapıyorum. Diyorum ki şu sevenleri kavuştur. Kimmiş onlar? Kimmiş onlar? Onlar işte şuradaki çizgilerimiz oluyor arkadaşlar. Boşta bir tık mouse'un sol tıklaması bir tık yaptım. Bıraktım. Sonra şöyle seçimi seçtikten sonra bir tık daha yapıyorum. Ardından bir de enter yapıyorum. Acaba sevenler kavuştu mu? Bakacağım. Bir tık yapacağım. Çizgiler birleşti. Hocam ben yapıyorum. Benim çizgiler sevmiyor, kavuşmuyor. Niye kavuşmuyor diye sorarsanız. Muhtemelen bakın çizgiler uç uca değdiği noktalardan birbirine değiyorsa bunları Legion abla bile kavuşturamaz diyorum. O zaman ne yapalım? Gide şimdi bunu yerine geri alalım. Seç. Klavyeden Move ve Enter. Buradan 100 santim içeriden taşımıştık. Tekrar 100 yazarım ben buraya. Tekrar olduğu yeri alırım. Hocam orada varsa bunun aynısı nerede var? Seç. Sol tarafta da var aynısı. O zaman Mirror ile aynısından aynı da neyle? Modifier açımındaki Mirror komut sayesinde bir tık yapıyorum. Orta nokta burası bir tık çeviriyorum. Acaba geldi mi? Bir tık. Bir de Enter yapıyorum. Bence geldi. Bakın şu çizgiler neydi şu ikisi? Bunlar yardım çizgiydi. Şurada bir tane çizgi vardı yardım çizgi. Ben onu sildim. Eğer bakın klavyeden Properties yazarsan, Enter basarsan oradan çizgileri seçtikten sonra Color diye bir kısmı var. O Color'dan da oradan gelip kırmızıyı bulursan ESC bastığında görürsün ki referans çizginin rengi kırmızı oldu mu? Olu verdi. Oldu yani bence. Yalnız bir hatamız var da aslında ben kolay olsun diye öyle yaptım. Şu çizgiler bakın aslında şu genişlik normalde 10 santim değil. Bu biraz daha geniş olması lazım. Bunu biz neyle yapmamız lazımdı? Benim biz şu çizgiyi offset ile çoğaltmamız lazımdı. Açılı kısmını daha güzel, daha doğru. Yani bu nokta bu şu an aslında yanlış. Bunu haberiniz olsun. Offset ile çoğaltmamız lazımdı bunu. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu da öyle yapıverdik, geçiverdik. Devam ediverdik. Yan görünüşten baktığımızda bizim sadece neyimiz eksik derse bizim sadece çapraz bakalısımız eksik. Çünkü çapraz bakalısını çapraz olduğu için bu cepheden değil onu diğer cepheden çizmemiz gerekiyor idi. Onun için onu bıraktık. Diğerleri hazır mı? Hazır. Ne yapmamız lazım sorusuna cevap veriyorum. Artık gelin perspektiften biz buna bakalım. Ve perspektiften baktıktan sonra biz bunun katı modelini gerçekleştirelim. O zaman referans çizgilerimi seçiyorum, siliyorum. Artık bana lazım değil. Sıra geldi. Extrude komutu sayesinde modelik araç bulundu bulur kendileri. Extrude komutuna bir tık yapacağım. Yapmam gereken şuradaki oturakları uzatmak. Bakın oturakların uzantısı ile şuradaki bulunan klasların uzantısı birbirinden farklı. O zaman önce bakın oturak ve masanın üstünde bulunan üst tabloların klaslarının ne yapacağım? Derinliğini vereceğim. Ne sayesinde? Extrude komutunu seçtim. Tek tek bakın tıklıyorum. Seçiveriyorum. Hepsini seçtikten sonra Enter'a bası vereceğim. Soru soracak. Arkadaşım ne kadar uzun, ne kadar uzun olsun? Masanın genişliği 150 santimdi o. Hocamız 150 santim olduğunu söylemişti. Hatta bir espri yapmıştı. MLXL bu boyutu göre insanlara göre oturma sayısı değişebilir. Bundan haberiniz olsun demişti hocamız bize. Peki hocam klaslar tamam ama şimdi dikkat etmenin bir nokta daha var. Benim şu masama üstten baktığımda 5 santim veya 10 santim İçeriden başlamış. 5 santim diyelim. 5 santim içeriden kadastrımız başlamış. O zaman bizim şimdi en kenarda bulunan şurada bulunan şu kadastrımızın bakın destek kadası 1, destek kadası 2, ayak 1, ayak 2 çok da bir şey yok yani. Evet. Yanlış seçtik. Tekrar yapalım. Ayak 1, destek kadası 2, destek kadası evet bir de şurada bir ayak var. Ayağı nasıl seçeriz? Ayağa çok yanına yaklaşacağım. Şöyle bizzat kendisini seçeceğim beyefendileri. Daha sonra hepsini 5 santim içeri alacağım. Klavyeden M'ye yazıp Enter bastığımda boy komutu aktif oldu. Köşeye bir tık F8 bu tık açık olsun yoksa problem yaşarsınız. Klavyeden 5 yazıp Enter'a basıyorum. 5 santim bunu taşıdım. Bu çok güzel. Peki sorusu. İlk katı model verecek olan parçalar bakın. Oturma destek kalasıyla masa destek kalası. 5 santim kalınlığı var. O zaman şunu görüyorum ki masanın bacağıyla destek halası iç içine girmemesi lazım. O zaman ben masanın bir kere destek halaslarını veya oturmanın destek halasını 5 santim kalınlığında extrude yapacağım. Sonra ayakları 5 santim içeri aldıktan sonra 5 santimlik kalasın kayınpeder. Niye? 10 santimleri zaten 10 santim yüzüğü yaptık. Sıra geldi 5 santimlik kalas kalını verecek ki 5'e 10 çıkacak. Elde edeceğiz böylece.
O zaman o tekete geliyorum. Exit komutuna bir tık kaydıysan gel hele. Şu parça masa oturma destek alası 1. Şu parça bir de masa destek alası 2. Enter'a basıyorum. Diyor ki yön ne tarafa doğru katılmalı yapacaksın? Sola mı? Sağa mı? Sağ tarafa doğru mouse'umla yön veriyorum. Klavyeden 5 yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi dediğim olay şu. Bakın masanın bacağı şurada. Masanın diğer bacağı bakın şurada. Şu anda durumu nedir? Bunlar tam şeyle iç içe. Oturma destekleri iç içe. Bunları bir kere 5 santim daha çekmek lazım iç içe girmemiz için. Klavyeden M yazıp Enter'a basacağım. Yani mor komut aktif oldu. Bir tık tutacağı şöyle yön vereceğim. Klavyeden 5 yazıp Enter yapacağım. Şimdi 0'a 0 oldular mı? Bence oldular. 0'a 0 olduktan sonra gelin bunları da her iki ayağı da seçelim. Ayak 1, ayak 2 seçiyorum. Ardından bunları da katı modelleyebilmek için Extrude komutuna bir tık yapıyorum. Katı modelleyebilmek için bana yön verdi. Ne tarafa? Bu tarafa kaç santim? 10 santim genişliği varsa 5 santim kalınlık kaldığı için 5 yazıp klavyeye Enter'a vereceğim. Sıra geldi. Hocam solda taraftaki ayaklılar destekler tamam da sağ taraf boş kaldı. Ne yapacak kardeş? O zaman yapmamız gereken top görünüş dediğimiz üst görünüşten bakacağız. Şuradan sadece bakın destek klasörü ve bacakları seçiyorum. Ardından bunları ne yapacağım? Karşı tarafa aynı adayacağım. Ne sayesinde? Modifiye konuşumundaki Mirror komutu sayesinde bir tık yapalım. Şuradan da orta nokta burası. Bir tık mouse'umla çevir. Bir tık. Bir de enter yaptığında herhalde bence olmuştur. Acaba doğru mu? Gelelim. Top görünüşten sıra neye gelsin? İzometrik görünüşe sıra gelsin. Baktığımda izometrik görünüşte hemen hemen her şey tamam. Acaba doğru mu? Bilmem. Gelin bakalım. Visual Stylus araç bloğunda bulunan konseptual komutuna yani katı model görünüş komutuna bir tık yapalım. Bakalım her şey yolunda mı? Gibi gibi. Acaba sağ sol doğru mu? Orbit yazdığımız zaman Enter'a bastığımızda serbest açıyla çevirme komutu gelir. Mouse'umla yaklaşıyorum. Bakın biz ne yaptık? 5 santim en kenarda içe doğru neyi kaçırdık? Kaydırdık. Cluster'ı kaydırdık. Sonra masanın destek kalasıyla bakın oturmanın destek kalasında ne yaptık? Kalasında 5 santim içeri kaydırdık. Sonra masa bacaklarıyla bu destek klasörü iç içe giremez. Bunlar 5 santim daha kayacak ki sonra kalınlığı vereceğiz dedik. Onları da 5 santim kalınlığı kaydırdık ve kalınlıklarını verdik. Arkadaşım bunların sıra cıvata ve somun sayesinde birbirine ne yapılması lazım? Montaj edilmesi gerekiyor ediyorum ve devam ediyorum tasarımıma. Peki hocam bu böyle çok güzel anlaşıldı iyi hoş da. Eksik olan bir kısım ne kaldı? Çapraz bağ kalası kalmadı mı? Çapraz bağ kalası ne yapıyor hocam? Masanın iç tarafındaki şu oturma destek kalasından başlayıp masanın ortasına doğru taşırıya geliyordu diyeceksiniz bana. Evet öyle mi? Öyle. Doğru. Hocam onu nasıl yapalım? İşte zahmet olan kısım o. Bir sol bakalım bakayım şöyle bir arkanıza yaslanın. Ben de size nasıl anlatırım diye şöyle bir düşüneyim bakayım nasıl yaparım bu işi. Daha kolay anlayın diye. ESC'ye basıyorum. Bakış açımı ön görünüşteyken baktığımda ben bu çapraz bağ kalasını buradan yapamam. Önden olmuyorsa yandan bakmam lazım. Left görünüş değil mi? Sol görünüşe bir tık yapalım. Şimdi sistemi tel modeli alalım daha iyi anlayabilmek için. Kalaslar her şey burada. Ben öyle bir çapraz bağ kalası atacağım ki şu kalastan başlayacak. Şuraya doğru çıkacak ve çapraz olacak. Acaba konstrüksiyon line'ı ben bu işi yapabilir miyim? Merak ettim. Ne yapayım? Draw araç bulundu. Konstrüksiyon line'ı bir tık yapayım. Masanın şurasından başlar. Bir tık şöyle ortasına tak gider. Bir tık. ESC'ye basıyorum ama yine de gönlüm el vermiyor. Şöyle bir perspektiften bakmak istiyorum. Acaba çizgiler doğru mu? Bakın. Bir şuraya değmiş, bir şuraya değmiş. Olacak iş değil arkadaşım. Çizgi yanlış gitmiş. Yani bu iş iptal. Seç, DT'ye bas. Tekrardan ne yapayım arkadaşım? Tekrardan left görünüşe bakayım. Şimdi buradan tıkladığım çizginin tutacı ile şuradan çizginin tutacı birbirini farklı yönde. Biri önde, biri arkada olduğu için istediğim çizgiyi tam istediğim düzeyde bana vermiyor. Bu bir problem mi? Bizim için problem değil. Eğer ben klavyeden bakın flat shoot yazıp enter'a basarsam şu görünüşüm bana neyini verir arkadaşım? Show detayını da kapatıyorum. Create diyorum. Neyini verecek? Tel modelini verecek. Şuradan şöyle simetrik çekelim. Hop. Bir tık.
Bir de enter, bir enter daha. Olmadı, bir enter daha. Olmadı, bir enter daha diyeceğim ama oldu. 3 enter'lı bu iş oldu. Şimdi bakın, perspektiften baktığımızda bakın, birisi katı model, birisi tel model. Biz de tel modelin üzerinden çapraz bağ kalısını çıkarmaya çalışacağız. Amacımız da tamamen bu. Sonra istediğimiz yere kesip atacağız, göndereceğiz arkadaşın. O zaman tekrar left görünüşe bir tık. Şurası katı model, burası sağ taraf tel model. Şimdi bu klasların aklıma gelmişken, tam şurasında da bir tane daha klas olur. Masanın esnemesi engellenir. O klası da oraya koymak için o zaman ne yapacağım? Range'den de bir tık, herhangi bir boşluktan şöyle simetri çekiyorum. Bana 10 tab 5 bir klas lazım. 10 tab 5 diyorum. Enter. Şu klası alacağım. Klavyeden M enter. Klasım bu tel modeli, yalnız unutmayın. Şu ortasından, masanın tam ortasına yerleştireceğim. Bu arada Properties gelsin. Properties'e bir enter yapalım. Şu klası kırmızı seçelim. Kırmızı yapalım. Farklı yaptığımız anlaşılsın. ESC. Bundan sonra yapacağım da kırmızı istiyorum. Yine buradan bakın. Bak, color kısmında kırmızı seçiyorum ve devam edeceğim. ESC yapıp bu kez de construction line'dan devam edeceğim arkadaşım. Yani normal line dolu aslında. Line'a tıklı yapalım. Şu köşeden başlayıp benim çapraz bağ klasım tam şunun şu köşesine gelmesi lazım. Bir tık. ESC. Yine bu klasımdan bana 10 santim uzaklıkta bir klas daha lazım. Eğer ben bunu seçersem, offset komutu nerede arkadaşım? Bir tık yaparsam, gerçekten dersem ki o enter. Hangisinden? Ondan. Bu tarafa mı, o tarafa mı? Bu tarafa bir tık enter yaparım. Bak şimdi şurası nedir? Şurası klas. Bu klasa buranın oyularak girmesi lazım. Onun oraya oyularak girmesi için klavyeden P'li yazıp enter basacağım. Yani şu klas aslında dümdüzken şöyle kesilmeli, böyle kesilmeli, ortaya kadar kesilmeli, aşağı kadar inmeli. ESC. Aynı şekilde A, bu klasın klası kısa olmuş. Bunu da uzatmak gerekiyor. Onu uzatmak için tekrardan P'li yazacağım. Enter'a basacağım. Bu klas şuradan başlamalı. Şuraya kadar gelmeli. Bir tık sağ tarafa doğru gelip şuradan böyle bir referans alalım. Pardon, buradan şuraya gelmesi lazım. Evet. Bir tık yapacağım. Böyle bir şey olacak. Oldu mu? Olmadı ama. Olmadı mı? Olmadı, olmadı. Seç DLT. Bunun ucu herhalde ileri doğru gidiyor biraz. Uç kısmına bir tık yapacağım. Ondan sonracığıma F8'i kapatalım. Şu simetri de bana bir şey versin. Aynı simetri de. Daha sonra ben bunu ne yaparım? Keserim. Şuradan. Şöyle. Şuradan. Paralellikleri verirse yırtacağım ama paralellikleri vermiyor. Ha, verdi paralelliği. Bir tık kurtardık. Evet. Uzattık mı çizgimizi? Uzattık. Son olarak ne yapmam lazım? Line komutu L enter deyip bakın, şununla şunu birleştirmem lazım. ESC. İşte benim klasım. Hocam bu klas yalnız ne yapmamışız? Birbirinden ayrı yapmışız. Bunları birleştirmek lazım. Neyle birleştiririz biz bunları? Drawer araç bulunduğu komutu Regon'a tıklarız. Ardından bakın şu çizgileri eğer uç ucu birbirine doğru bir şekilde birleştirirsek hepsini seçerim. Enter'a basarım. Acaba birleşti mi? Bir tık birleşmiş. Aynı şekilde şu kalası, şu kalası da ne yapmam lazım? Yan tarafı aynısının lazımsa aynılamam lazım. Kalası seç. Mirror komutuna bir tık yap. Orta noktaya bir tık. Çevir. Bakın buraya gelmesi lazım. Dik gelmiyor. F8'i tecrübeli açalım. Dik geldi. Bir tık enter. Bakın benim bu çapraz bağ kalasım T masanın şu altından başlıyor. Oturma yerindeki destekten. Masanın ortasına bir tane daha bağ kalası lazım. Unutmuşlar, onu biz koyalım. Şu çapraz bağ kalasına geliyor. Biz bunu nasıl elde ettik? Yan görünüşteki flapshot komutundan tel modelini alarak elde ettik. Şimdi bana bakın, şurası seçiyorum. Left'e basıyorum. Lazım değil. Sildim attım. Benim için tamamdır o iş. Perspektiften bakacağım ki ben bunu katı model yapacağım. Perspektiften bakıyorum. Çizgi burada. Şimdi bu masanın altına şu en başta kalas gelecek değil mi? Kalas kaç santim olması lazım? Tam 80 santim olması lazım sizce, değil mi? Niye? Masanın üst tablası toplam 80 santim. 8 tane kalas koyduk buraya. O zaman şu kalası 80 santim uzatalım. Hemen extrude bir tık yapıyorum. Parçaya bir tık. Enter. Sağ tarafa doğru toplam ne yapacağım? 80 yazacağım. Enter yapacağım. İyiydi hocam. Bu kalaslar, bunların kaç santim olacak? 10 santim yüzünü görüyorsak 5 santim yüzü kaldı bunların. O zaman extrude bir tık yapalım. Bakın her iki kalası aynı anda seçiyorum.
Enter'a basıyorum. Sağ tarafa gönderiyorum. Sadece 5 santim, 5 enter dedikten sonra bana şunu demeniz lazım. Hocam iyi de bakın bu çapraz bağ klası, bu ortada bulunan klasın tam ortasında olması gerekmiyor hocam? Evet, kesinlikle öyle olması gerekiyor. Nasıl yapacağız peki hocam? O zaman klası seçeceğim. Bu klası da seçeceğim. Taşıyacağım. Ne komut sayesinde? Mobile komutu sayesinde. Bunun orta noktası sonrası şuradan bir yerden de olabilir. Evet, seçiyorum. Bakın mobile komutu tam da şuradan. Modifier şablonunda kendimde şimdi bir tık yapıyorum. Şurası tam orta noktasıdır diyorum şu klasın. Bir tık. Şimdi bu ortadaki klasın ortasını bulacağım şimdi. Buldum mu işte orası. Bir tık. Tamam, sıra geldi. Bunları yerine kavuşturmaya nasıl kavuşturacağım? Hepsini seçeceğim. Klavyeden mobi yazacağım. Mantıklı soru soruyorum. Bu ana masamızın ortası şurası mı? Evet, burası. Tam onun ortasına bu klasların hepsinin şu ortası gelmeyecek mi? Üçgen geldi mi? Geldi. Bir tık. Alacağım arkadaşım tıkladıktan sonra. Geleceğim buraya. Masanın orta noktasını bulacağım. Bir tık. Acaba oldu mu? Bilmem. Gelin bakalım. Nasıl bakarız? Güzel. Service slash bulunan. Konsepti olabildik yaparız. Katı model olmuş mu? Olmuş. Yaklaşırız. Hatta serbest açıyla bunu görebilmek için klavyeden Orbit yazar. Enter'a basarız. Sonra mouse'un sol tıklamasına getiririz masanın üstüne. Şöyle basılı tutarak çeviririz. İşte tam da böyledir. Hocam emin misiniz diye bir soru sormayın. Döverim. Git piknik masasına. Gerçi daha da artık ne piknik masasına gidebilir olduk, ne gezmelere gidebilir olduk, ne tozulmalara gidebilir olduk. Ama gider bakarsanız kaliteli bir masanın altında işte bu şekilde çapraz bağ klası olur. Çapraz bağ klası bizim için çok değerli. Bakın bundan birbirinin ayrı parçaladık. Şu bir klas, bu bir klas. Bunu usta ne yapıyor? Buraya montaj ederken şu usta buralarını kertiyor arkadaşım bakın. Sonra bunu buraya montaj ediyor bu klasa. Destek klası oluyor. Masanın ortasındaki bu klasın adı destek klası. Şuradaki klas ise bakın şu kırmızı klaslar diğerleri çapraz bağ klası oluyor. Bak sınavda sorabilirim. Haberiniz olsun. Bilmedik, duymadık demeyin. Biz genel anlamda baktığımızda ne yapmış olduk? Aynı bizim projemizde görüldüğünden daha bir tık kalitede piknik masamızı çizdik. İhaledeki vatandaşlar biraz daha ucuza kaçmışlar. Bir tane klası eksik yapmışlar. Klası eksik yapmaları yetmiyor. Bakın bir de şurayı kertmek de ustalık işidir. Bakın burayı kertip buraya tam denk getirmek ustalık işidir. O işten ne yapmışlar? Kaçmışlar, sıyırmışlar biraz. Sıvamışlar, göndermişler. İşe yarar mı? Yarar çünkü gençler. Yeter ki çapraz bağ klası olsun. Oradaki o bizim masanın ortasına koyduğumuz destek klası şu klas olmasa dahi eğer şu klasları doğru bir şekilde yukarıya 45 derece kesip onları üstteki masanın masa tablası klasına vidalarsa eğer vatandaş kaçta vidalaması lazım? 5.80 veya 6.80, 6 mm kalınlıkta 80 mm uzunlukta vidayla vidalarsa bu iş olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve başka ne kaldı hocam derseniz, bak dikkat ederseniz ne yaptı? Şurada masanın ucunda, bakın oturma yerinin destek klasının ucuna ne yaptı? Şu klasın ucu çıkıverdi. Normalde usta bunu ne yapar? Aslında keser, tıraşlar. Bunu da buradan çıkarttık. Millete dokunmasın, takılmasın diye buna da dikkat ederdi ustamız. Ben şimdi orayı yapmayacağım. Ya, yapasım gelmiyor o. Ondan sonra kalıversin öyle. Peki hocam biz katı modeli ne yaptık? Önce tel model yaptık. Sonra katı modelimizi elde ettik. Tel modeli elde etmeden katı modelde elde edilemez diye bir soru var. Onu da ilerleyen derslerinde diye box komutu ile direkt katı tel model yapmadan box komutu ile bam 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 ne yapmayı? Katı model yapmayı, mobilyalar yapmayı, konstrüksiyonlara yalnız dikkat ederek bu işi öğreteceğiz ilerleyen günlerde. Konstrüksiyon hocam burada nedir dediğiniz zaman bakın konstrüksiyon burada tasarımda, mobilya tasarımında veya şöyle oldu şudur aslında. Bakın orbit yazacağım. Servis açı çevik söyleyeceğim. Bakın konstrüksiyon bir nedir biliyor musunuz? Bu klasların doğru bir şekilde birbirine doğru bir şekilde denk geldiği yerlerin tespit edilmesi, klasların veya mobilya parçalarının doğru yerde üst üste denk getirdiği yerden de ne yapması? Vidalanması, montajlanması lazım. İsterse bunun usta 6.80'lik vidayla montajını yapabilir. İsterse usta da şunu öğreniyoruz. Civata somun dediğimiz bir malzeme var. 10 santim uzunluğunda gibi bir şey. Onu ilgili yerleri deldikten sonra civataları yerinden sokup arka taraftan da anahtarla sıkarak ne yapabilir? Civata montajı da bu bir nedir? Konstrüksiyondur. Ve bakın bakın buradaki bu çapraz bağ klası, bu mobilyanın sağlamlığı, dayanımlığı, rüzgarda devrilmemesi, onlarca kilolu, yüzlerce kilolu insanların vermiş olduğu
Fiziksel kuvvete dayanım gösterebilmesi için bu çapraz bağ kalasları, bakın şunlar nedir arkadaşım? Bu mobilyanın konstrüksiyonudur, dayanımıdır, güçlüdür, montaj tipidir, bağlanma yöntemidir diyorum ve böylece mobilya ve dekorasyonda, konstrüksiyonda şöyle bir elden geçirmiş oluyoruz. Konstrüksiyon çok değerli. Konstrüksiyon demek imalatın doğru bir şekilde tasarlanması ve ilgi yerinden montaj yerinin bilinip montajların yapılarak bu mobilyanın en dayanıklı şekilde üretilmesidir ve tasarlanmasıdır. Biz şu anda yani ders uzaktan eğitim olduğu için ne yapıyoruz? Ancak dersini uzaktan bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Keşke atölyede olsak, bunu keseriz, biçeriz, bir de birleştiririz. Oh mis, otururuz üstüne, bir de mangal yaptık mı değme keyfine. Ama o günde de geçeceksiniz. Ramazan geliyor, mangal da bitti. Ondan sonra cima, dışarı çıkma yasağı var. Piknik de yapamıyoruz. Masayı özür olduk. Ha, belki de bu masayı acaba Serdar hocanız özledi. Piknik mangalı gezmeyi de piknik, piknik masasını çizdi de özlemini mi gidiriyor tasarım olarak? Olabilir mi? Olabilir. Hocanın ruh hali böyle. Bugün böyle oldu. Yapacak bir şey yok yani. Peki hocam, biz bunu ne yaptık? Güldükten sonra biz bunu tasarladığımızı kabul ettik. Sıra neye geldi? Biz bu mobilyamızı ahşap dokularıyla dokulandırmaya gelirdi. Dokulandırma araç bloğu nedir hocam diye sorarsanız, eğer klavyeden mat yazdığınız zaman, bakın materia drawer araç bloğu gelir enter'a bastığınızda. Enter'a bastık, materia drawer araç bloğu gelecektir. Biz orada ne yapacağız hocam derseniz, biz oradaki dokulandırmaları kullanacağız. İhtiyacımız var. Bu arada aklıma geldi. Biz script yaptık mı ya Allah'ım? Yapmış olduğum çizim kaybolmasın. Bilgisayarda zorlandı, inşallah kapınmaz. Tamam, her şey buradayken CTRL-S yapalım. Veya bakın sol üst tarafta save komutumuz var. Komutun üzerine tıklarsak da kaydımızı yapabiliriz. Bir tık yapalım bakalım. Çizimimiz gitmesin. Çok değerli bizim için. Emek verdik yani, yaklaşık bir yarım saatten fazladır uğraşıyoruz üzerinde. Yani hem tasarımı üretiyoruz, hem konstrüksiyon üretiyoruz, hem detayları üretiyoruz. Ustalık, incelik, işçilik üretiyoruz. Haliyle uzuyor. Bir de her şeyi elimden geldiğince konuşmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Konuştukça, anlattıkça daha fazla zaman gidiyor. Hiç konuşmadan şıkır şıkır bunu 10 dakikada çizebiliriz aslında da. Konuşmadan da siz anlayabileceğiniz mi? O da olmuyor. Sev kardeş, sana tıkladım. Artık gel de bir kaydedelim seni artık yani. Nereye kaydedeceğiz hocam? Masa üstünde bizim neyimiz vardı? Uzaktan eğitim dosyamız vardı. Oraya çıktıklayalım. Bu dersimizin adı neydi dersiniz? Dersimiz adı bugün bilgisayar destekli tasarım 2 dersi. Bunun adı nedir diye sorarsınız. Bunun adı da ne diyelim? Ahşap diyelim. Ahşap piknik masası diyelim buna. Ve bu bir 3D'dir. 3D diyelim. Tarih bugün nedir diye sorarsınız. Ayın bugün 8 oldu değil mi? 08.04.2021 diyelim ve bu çizimimizi kaydedelim. Devam edeceğiz. Arada CTRL-S yapacağız. Bakın şu anda ekranda neyimiz var? Material Browser araç bloğu var. Tekrar açıp tekrar kapayacağım. Eğer klavyeden tekrar söylüyorum, mat yazdığınızda Material Browser'a gelin. Material Browser ne işe yarar hocam derseniz, biz yapmış olduğumuz mobilyaları birebir dokulandırmak isteriz. Dokulandırırız mobilya, ne yapar? Bize böylece gerçek dokusunu elde etmiş olur. Eğer iyi bir bilgisayarınız, iyi bir ekran kartına sahip bilgisayarınız varsa, CTRL-P ile resim yapmaya çalıştığınızda çok güzel resim alırsınız. Aynı zamanda yine bakın burada render diye bir araç bloğu var. Render araç bloğunu kullanarak aynı 3D Max'te aldığınız kaliteye çok yakın bir kalitede resim alabilirsiniz. Her bir resim piyasada render resminin bir tanesi. Fiyatı bugün ücretiyle 100 TL'den başlıyor. Bir mobilden en azından 5 tane resim çıkarırsınız. 5x100, 500 TL bir tasarımdan ücret alabilirsiniz. Eğer iyi bir firmayla çalışıyorsanız, tasarımcıyım deme, evinde oturup güzel tasarımlar yapıp insanlara satış yapabiliyorsunuz. Peki, reklam yaptıktan sonra para bizde olduğunu anladığınızı düşünüyorum ve devam ediyorum tasarıma. Şimdi önümüze gelen Material Browser penceresinden arkadaşlar, Home denen şu yazının üzerine sol tarafındaki ufkuna bir tık yapıyorum. Alttan Autodesk DeepLive diye kütüphane çıkıyor. Oraya bir tık yapıyorum. Oradan da en aşağıda bulunan, bakın Wood diyor. Wood'a da bir tık yapıyorum. Wood araç bloğu, Wood dediğimiz şey aslında İngilizcesinin Türkçe çevirine ahşap anlamına geliyor. Yapmam gereken nedir? Şöyle bir şey yapabiliriz.
Hatta şöyle yapalım. Bence iki tane klası aynı anda seçelim. Sonra dokulandırmanın üzerine sağ tıklayalım. Buradan da Async Selection, yani seçtiğim malzemenin üzerine atamayı yap diye bir tık yapalım. Yaptığını düşünüyorum. Hocam bir değişiklik olmadı burada diyeceksiniz. Eğer konseptüel yerine bakın Visual Stylus araç bulunan konseptüelin yerine eğer realistiki seçerseniz ne yapacaksınızdır? Siz yapmış olduğunuz dokulandırmanın nasıl olduğunu göreceksinizdir. Peki şu ne olacak hocam dersiniz? Bunu seçelim o zaman. Bunu da açık renk yapalım. Seçiyorum. Dokulandırmanın üzerine geliyorum mouse'umla. Sağ tıklıyorum. Select Selection diyorum. Onu dokulandırın düşünüyorum. Şuradan açık renklere başlasın. Bir açık, bir kapalı, bir açık, bir kapalı, bir açık, bir kapalı, bir açık seçiyorum. Bu seçtiklerimin üzerine açık renkli olan dokulandırmaya sağ tıklayıp Ethnic Selection diyorum. Ardından koyu renkleri seçeceğim şöyle. Bakalım. Sırayla gidiyorum. Bunları da koyu renkli seçiyorum. Ardından başka neyimiz var hocam dersiniz. Bakın şurada yine var. Dıştakileri az önce yaptığım gibi koyu renkli yapalım dokuluyorum. İçtekini seçiyorum önce bir tık bırakıyorum. Dokulandırma üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Ethnic Selection diyorum. O iş oldu. Peki masanın bacakları ne renk olsun dersiniz? Masanın bacaklarında şu bir, şu iki, şu üç. Klavyeden şört, sol klavyenin sol tarafındaki şört tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'umun üstünde bulunan yüzeye basılı tutuyorum. Şöyle bir çeviriyorum canısı. Bırakıyorum. Çünkü dördüncü ayağı seçeceğim. Çünkü çapraz bağ klasını seçeceğim şu şekilde. Ve bunları ne renk yapalım hocam derseniz. Bunları koyu renk yapasım geldi. Ya da çok koyuya boğmayalım. Açık renk yapalım bunları. Açık renk yaptım. Ve son olarak bakın masanın şu grubunu. Bu grubun adı neydi? Oturma ve masanın destek grubuydu. Hatta şu da olabilirdi belki. Şunu da ne yapalım? Koyu renkli atama yapalım arkadaşım. Oldu mu? Bence oldu. Yine şuradan View Controls'tan izometrik bakışı bir tık yapalım. Şöyle perspektiften bakalım ve şurada bir CTRL test yapısım geldi ne olur ne olmaz. Baktığımda benim işte tasarımım tamam. Sadece burada şunları yapmadık. Göstersek güzel de olurdu aslında. Yani cadımız dedi ya hani bir civata buraya montaj edilmelidir, civatalar takılmalıdır. Bir civata aslında çizebilirim, bir somun çizebilirdim ben aslında ama çizesim gelmiyor oraya. O şimdilik kalsın. Onu yapma, bunu yapma. Hocam ne yapacağız biz diyorsunuz, siz haklısınız. Ama ne yapacağımızı az çok bilmeniz için çizmek de lazım diye düşünüyorum bir taraftan. Pişman da oluyorum, pişmanlıklar baskın gidiyor. Bir vidayı, bir civatayı çizmek çok kolay değil, çok zor da değil. Sadece zaman alıyor. Zaman boşuna gitmesini istemiyorum. Bugün bu tasarımın bitmesini istiyorum. Arkadaşlar diyorum ve bu tasarım bu kadar yeter diyorum. Peki hocam biz ne yaptık sorusuna cevap. Vermek için sizlerle beraber bir dosyasında adam gibi projelendirir, bir maille göndeririz. Bakıversin deriz, görsünler bizim kalitemizi deriz. Ve ne yaparız? Kendimizi biraz böyle güzel yerden satarız. Kendimizi altın tepside sunmamız için bir Word şart. O zaman gelelim. Ders dosyamızın içerisine girelim. Buradan bir tane yeni bir proje açsın hocamız. Adı ne olsun projemizin? Piknik masası olsun bence projemizin adı. Hemen yeni diyorum. Bir Word gelsin diyorum. Evet. Ve buraya ahşap piknik masası projesi diyelim. Shift Enter yapalım. Geliversin bakalım o bize. Sunmak çok değerli arkadaşlar. Örneğin kahvaltıda bir yemek, kahvaltıda zeytin peynir yiyeceksin belki, domates bilmem ne, yumurta şu bu. O sunum tabakları çok değerlidir.
Masaya koyduğun bütün eşyaları böyle geometrik olarak koyduğunda sıralı durması veya onların bir çiçek gibi durması çok değerlidir. Bu ne yapar? Sofraya oturan vatandaşa neşe katar bu arkadaşlar. Önümüze proje geldi. Aynısı AutoCAD'de de böyledir. Yaptığın işi tasarım ne yapman lazım? Sunman lazım. İster Word'de sun, ister PowerPoint'te sun. Ben Word'de sunmayı gösteriyorum genelde. İşimi kolaylaştırdığı için belki de. Şimdi geldik biz tasarımcılar ne yaparız? Bütün sayfanın hemen hemen hepsini kullanmak isteriz. Onun için sayfanın düzenini değiştiririz. Nereden? Sayfa düzeni arayüzü penceresinden. Oraya bir tık yaparsın. AutoCAD'de olduğu gibi. Hangi komutun nerede olduğunu bilirsen bu iş olur. Kenarlar kısmına bir tık yapıyorum. Bana lazım? Bir santim, bir santim kenar lazım. Bir tık yapıyorum. Kenar bu şekilde olsun. Bana bir başlık lazım. Adı neydi? Ahşap piknik masası. Buraya parantez içinde 6 kişilikte yazabilirim. 6 kişiliklerim. Hocam niye? Standartlara baktığımız zaman benim bu verdiğim şey oluyor mu? Oluyor. Girişe tıklıyorum. Önce ortalıyorum. Sonra bunu 14 puntoya yapalım. Bir de kalınlık olsun. Gayet de güzel. Bunu yaptıktan sonra her iki tarafı daya komutunu seçiyorum. Ve baş taraftan diyorum ki bu arada 14'ü düşürelim. Katı kalın olabilir. 14'ü 12'yi düşürelim. 11'e. Bir diyeceğim ki buraya birinci konumuz neydi? Referans diyelim, referans model diyelim. Peki referans model nedir? Enter'a basıyorum. İki kere geri geri basıyorum. İşte benim referans modelim aslında nerede? Kitapçığın içinde. O kitapçık nerede? Sistemle sistem alabilirsiniz. Referans model bu değil mi? Şu resim, şu resim. Seçiyorum. CTRL C diyorum. Alıyorum buraya geliyorum. CTRL C dedikten sonra buraya da CTRL V diyorum. Bakalım gelecek mi? Geldi. Gayet de güzel oldu. Sağ tarafımıza dayandı. Niye sol tarafa gitmedi bu diye geliyor aklımdan. Soldan sağdan eşit olması lazım. Şöyle sürükleyebiliyor muyuz? Sürükleyemiyormuşuz. Şöyle yapalım. Allah. Neyse. Problem yok. Böyle kadar varsın. Kendi bilgili diyorum ve hemen ikinci başlığa geçmemiz lazım. O zaman ikinci bir ne lazım bize? İkinci bir başlık lazım. 2000 olsun. 3D 3D drafting tasarımı diyelim. 3D drafting tasarımı ne yaptık hocam derseniz işte yaptık ya. Yalnız yaptığımızı hocamız bize ne ister? Her zaman tablo içerisinde sunmamızı ister. Bundan 4 tane olsa benim için yeterli diye düşünüyorum. O zaman tabloyu koymamız lazım buraya. Tablonun içine resimleri koymamız lazım. Tablo nerede? Ekle de. Ekle'ye bir tık yapacağım. Tabloya bir tık yapacağım. Bakın masumla sol taraftaki birinci kutuya basılı tutuyorum. İkinci kutuya basılı tutuyorum. Alttan da iki tane daha lazım. Dört tane kutuyu seçtim. Bırakıyorum masumu. Tıkladım yere. Şimdi boşluğa bir tık yapacağım şu aşağıya. Buraya resim atıp atıp bunun içine yerleştireceğim. Nasıl yapacağım ben o işi? Geleceğim AutoCAD'ime. İşte benim tasarım burada. Print screen yapacağım desem yalan olur. Print screen yaparsam arka taraf siyah oluyor. Hoş olmuyor. Beyaz olması için ne yapacağım? Pamuk eller cebe. Hocam hadi bakayım ne yapacağız? CTRL-P yapacağız. Pilot komutu. Gel kardeşim. CTRL-P yaptığımızda klavyeden pilot komutu gelecektir. Eğer buradan printer plotter kısmından bakın JPG formatını seçerseniz mouse'um güzel aşağı şey yapıyorum. JPG arıyorum. İşte burada bir tık. Gelen soruya da güneş kalitesinde derseniz yani sun high res derseniz güneş kalitesini bir seçim olur. Display yerinden Windows seçeceğim. Ekran kartım bilgisayarın iyi olmadığı için yamuk yumuk olabilir. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şöyle bir boşluğa tıklıyorum. Şöyle geliyorum. Aynı referans boşluk. Şöyle tıklıyorum. Tasarımı kağıt üzerine merkezlerimiz için center blot'a tıklıyorum. Gayet de güzel duruyor. Portrait yapsam daraldı. Landscape'te kalması daha uygunmuş. Preview'den bir ön izleme yapalım. Acaba her şey yolunda mı diye bakalım. Pilota bir buradan baktığımızda bence yolunda. Yani güzel görünüyor. Ama pilota tıkladığımızda bazen ne oluyor? Kayık oluyor malzemeler yerinden. Sebebi de ekran kartının olmamayışı veya olsa bile eksik olması durumundan. Nerede bizim şeyimiz? Desktop masa üstünde uzaktan eğitim dersimizin içerisine giriyoruz. Buradan dersin adı bilgisayar tasarım. Şuraya bir yere koyuversin. Şu resmin adına başına bir yazalım. Çünkü 4 tane resim alacağız. Bir koyalım. Save diyelim. Seve seve kaydetsin. Bakalım bulabilecek miyiz biz onu. Buradan gideceğim. Şöyle. Nerede? İşte burada. Çift tıklayalım. Bakalım doğru çıkmış mı? İnşallah doğrudur. Bizi tekrar tekrar uğraştırmaz.
Zorlanıyor bilgisayar. Hoca ne yapsın şimdi? 2011 yılında aldık bunu. Yıl oldu 2021. Oo, harika. Klaslar kaybolmamış. Tam da istediğimiz gibi. O zaman bu resmi biz ne yaparız? Kullanırız. Resmi save. Sağ tıkla, kopyala de. Ardından Word programına geri gel. Şuraya boşluğa, çift tıkla herhangi bir boşluğa CTRL V de. Ardından bu tasarımı seç. Şöyle biraz küçült kardeş. Küçülttükten sonra bunu al. Fazla boşluk varsa çift tıkla üstüne. Kırp de. Değil mi? Fazla şey eğer varsa. Şurası biraz fazla belki. Belki şu alt biraz fazla. Biraz sol taraf. Biraz sağ taraf. Biraz boşlukları ne yapıyoruz? Aynı fotoğrafçının kırptığı gibi. Kırpıyoruz makasla. Boşluğa bir tık yapıyorum. Resmi seçiyorum. Hop şöyle sürüklüyorum. Birinci hücreye bıraktım. Onu buldum. İkinci resmi göreceğiz hocam. Nasıl bir resim alacaksınız acaba diye soruyorsunuzdur. Acaba diyorum ki şu yukarıdaki klasları gizlesek de öyle bir şey mi göstersek diye geçiyorum. Tabii bunu da gizlemek için ne yapmadık? Ne yapmadık arkadaşım? Sizlerle layer yapmadık. Nerede yaparız? İşte layer araç buluğu. Burada tam da. Ne yapalım? Layer araç buluğunu diyor. Mouse'umu yaklaştırıyorum. Tıklayacağım ama sistem çok kasıyor. Niye böyle yapıyorsun kardeş? Yapma. Layer'ın içinden de şuradan. Ha, kendi mouse'un ucunu göremiyorum ya. Allah Allah. Ne kadar zorlandı bu. Acaba sistemin tel modeli mi alsak? Daha iyi olur. Ha. Şöyle şuradan tel model alalım. Tamam şimdi mouse ucu geldi. Layer'ı bir tık yapacağım arkadaşım. Buradan da Layer Properties Manager tıklayacağım. Evet geldi. Buradan da ne yapacağım arkadaşım? Bu sayfa içinden New Layer tıklayacağım. Tabii gelirse. Hemen gelelim buradaki sol taraftaki Nevler komutunu bir tıklayalım. Buraya bütün yukarıdaki 8 tabloyu diyeceğim ki masa üstü klasları diyeceğim buraya arkadaşım. Masa üstü tablo klasları diyeyim daha doğrusu. Tablo klasları diyorum. ESC enter yok. Sadece X ile kapatıyorum buradan pencereyi. Üstündeki klasları bakın tek tek seçeceğim şöyle. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geleceğim layers'a. Evet. Bir tık. Şuradan kontrola girmem lazım. Bir tık. Buradan da masaüstü tablası yazdığım yazının üzerine bir tıklayacağım klasları. Ne yaptım? Klaslarla etiketleri birbirine etiketledim. Barkodlama işlemi tamam mı? Bence tamam. Sıra gel ne yapmaya? Şimdi bu etiket sayesinde ampule bir tık yap. Yani turn layer'a bir tık yapacağız. Boşluğa tıklayacağım. Ve baktığınızda "Aa hocam ne oldu?" diyeceksiniz. Eğer Visual Stylus araç bloğuna geldiğimizde eğer realistik'e tıkladığınızda gördüğünüzde ne göreceksiniz? Arkadaşım çapraz bar klasını göreceksiniz. Lan bir garip durdu bu ya. Shift tuşuna bassam şöyle bir çevirsem biraz. Heh. Bir de şöyle bir resim alayım bence. Tamam. Böyle bir resim alalım bu kez. Alabilecek miyiz hocam? Bilmem oluruz herhalde. Bir deneyelim. CTRL P diyelim. Buradan hemen JPG formatına gelelim. Sun High Res. Şuradan plot araya bölgeyi seç dediğim display'in altından Windows seçiyorum. Şöyle bir bölge seçiyorum. Bakalım olacak mi? İnşallah olur. Evet. Center the plot diyorum. Ortaladı. Preview'e gidiyorum. Her şey yolunda gibi. Plotu bir tık yapıyorum. Soracak sorunun artık başkasına iki yazmam lazım. Bu ikinci bir tasarım. Save diyorum bakalım. Nasıl çıkacak acaba? Gelelim. İkinci tasarım şurada. Seç, kopyala. Gel şöyle Word'un içerisine. Aşağıdaki bir boşluğa önce CTRL V'de geldi. Resmi bir seç. Şöyle biraz küçült. Küçülttükten sonra resmin üstüne çift tıklayalım. Kırp diyelim. Fazlalık boşlukları alıverelim. Şöyle. Hocam burada sanatçı neyiz konuşmaya çalıştı diye sorarsanız eğer benim için. Çapraz bar klasları belli olsun. Nereden montaj edildiği görülsün diye böyle bir şey yaptım. Yani amacımız ne? Farklı bir şeyi zaten gösterebilmek. Usta bu sayede ne yapmasın? Hata yapmasın ustanın. Engellemek. Başka bir amacımız yok zaten.
İlk iki resmi aldık. CTRS yapalım. İki resim daha almamız lazım. Nasıl yaparız hocam dersiniz eğer? Boşluğa çift tıklayalım. Şu layer'dan da artık izlediğimiz kaslarımız geri gelsin. Boşluğa bir tık yapalım. Buradan arkadaşım yapmak istediğim birincisi ön görünüşe bir tık yapacağım. Front'a. Bakın front'tan bir tel model gibi görünüyor ama front'tan bir görünüş alacağım. Kimse bana bir şey demesin. CTRL-P. Şuradan da JPG. Sun high-res. Hadi bakayım bölgeyi seç. Şöyle alttan başlayalım üste doğru. Evet. Bir tık. Merkezle. Biraz dar oldu galiba. Çevir nasıl oldu? Daha kötü oldu. Diğeri daymış. Böyle kalsın. Preview. Buradan pilota bir tık. Bu da bizim üçüncüsü oldu galiba. Üç diyelim başına. Kaydet. Dosyaya gel. Üçüncüyü bul. İşte burada. Seç. Kopyala. Boşluğa bir CTRL-V. Seç. Şöyle biraz küçült onu. Evet. Aa, masanın yukarısı çıkmamış. Ay. Masanın üstü nerede kardeş? Masanın üstünü vermemiş bize zilli. Neyse bir daha yapalım. CTRL-P. Şuraya JPG, Sun High-res, Window. Geniş bir aralık seçelim bu kez şöyle. İnşallah verir artık. Center Deplot. Preview. Evet, bu dördüncü resim olacak galiba. Başına dört diyelim bunun. Kaydedelim. Bakalım bu nasıl olmuş. Bunu sil. CTRL-V yap. Evet, bu olmuş. Çift tıkla. Önce biraz şu daralt. Ardından kırpı tıkla. Şöyle biraz sağını solunu düzelt. Şöyle biraz büyüt. Çizimi seç. Sürükle. Hücrenin içerisine bırak. Mouse'un sol tıklamasıyla ve son dördüncü resmi alalım. Derse ara verelim bence. Yorulduğunuzu düşünüyorum. Evet biz de yorulduk ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Çizim burada. Böyle bir CTRL-P yapalım. Yine bir JPG resmi alalım. Sun High-res. Şuradan Window. Şöyle bir seçim yapalım. Evet. Center Deplot. Preview. Ve bu 5. olacak galiba kaydımız. Kaydın biri boşa gitti. Yapacak bir şey yok. 5 diyelim. Kaydedelim. Ve 5. kaydımız da onu olduğu yerden alalım. Kopyala. Word'ün içerisine CTRL-V. Resmi biraz küçültelim. Çift tıklayalım. Kırp diyelim. Ondan sonra şurayı kırpalım. Şurayı kırpalım. Biraz da şurayı. Boşluğa bir tık. Resmi seç. Şuraya sürükle. Şöyle her şeyi seçelim. Ortalaya bir tık yapalım. Resimleri ortalasın arkadaş bizim için. Biraz da büyütelim resimlerimizi. Bence biraz daha büyütürsek güzel olacak. Evet. Oldu mu? Oldu oldu. Gayet de güzel oldu bence ya. Fena değil. Evet. Şunu da büyük biraz. Biraz dışarı taştı galiba. Tamam. Alsın arkadaşım. 2D drafting dediğimiz katı 3D katı modelimiz ve bunları resimde sunuyoruz. CTRL-S. Ardı ardına enter basıyorum. Bir sonraki derste ne yapacağımızı anlayabilmeniz için acaba ne yazıyorsunuz? 3 diyorum ve 2D drafting diyorum. Drafting.
Rafting tasarımı diyorum ve CTRL S diyorum. Şurada niye hep yanlış yazdık biz? Drafting. Evet. Geldiğimizde buradan arkadaşlar devam edeceğiz. Şimdi o zaman ne yapalım? Hadi güzel bir ara verelim. Hocam peki ne zaman geldim diye soracaksınızdır şimdi bana.